Şimdi Amerika-Rusya hattında yaşanan diplomatik krizle devam edeceğiz. Amerika 24 Rus diplomatı sınır dışı ediyor. 3 Eylül'e kadar da Amerika'dan ayrılması istenen diplomatların listesi Rusya Büyükelçisi'ne iletildi. Peki gerekçe ne? Gelişme yeni bir krizin habercisi mi? Soru çok. Hemen Washington'a bağlanalım. Dış politika uzmanı Ali Çınar'a bu soruları soralım. Beyaz Saray'da hazır, bizi bekliyor. Ali Çınar, merhaba. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Neden böyle bir şey istendi? Ortada bir gerekçe var mı ve sınır dışı edilecek diplomatlar kimler? Açıkçası Amerika ile Rusya arasında diplomatların sınır dışı edilmesi konusu yeni değil. Zira Başkan Trump döneminde de sınır dışı edilen Rus diplomatlar vardı ve Rusya'da karşılık vermişti. Bu seferki gerekçe Rus diplomatların 3 yıllık süresinin dolmak üzere olacağı ve Amerika tarafından vizelerinin yenilenmeyeceği nedeniyle açıkçası ana gerekçe bu. Yani tekrar yenilemeyeceğiz açıklaması yapıyor Amerikan Dışişleri Bakanlığı. Ama tabii Rusya'nın Amerika'daki büyükelçisi şaşkın, bu ilişkileri sıkıntı hale daha da getirecek mesajları veriyor ama Amerika tarafında vizeleri bitiyor, ondan dolayı 24 tane Rus diplomat geriye gidiyor mesajını verirken Ruslar ise bunun altında başka nedenler olabileceğini altını veriyorlar. Bilhassa Rus diplomatların istihbarat görevleri Amerika içinde yaptıkları için de Amerikan resmi kurumları zaman zaman bu tarzda sınır dışı girişimleri ve çalışmaları yapıyordu. Peki listeye hakim misiniz? Sınır dışı edilecek diplomatlar kimler? Genelde diplomatlar ya üçüncü katip veya ikinci katip dediğimiz çok üst düzeyde olmayan diplomatlar diyebiliriz. Tabii ki bunun içinde askeri ateşeliklerde görev yapanlar da olduğu biliniyor. Ama çok üst düzeyde, sınır dışı değil. Bunlar ikinci ve üçüncü katip sıralamasındaki diplomatlar ve diplomatların aileleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani yaklaşık 100'ün üzerinde toplam Rus'un Eylül itibarıyla ülkelerine geri dönmesi gerekecek. Peki Amerika Başkanı Joe Biden geçen günlerde de siber saldırıların sıcak savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu. Bu son adım iki ülke ilişkilerini nereye götürür sizce? Açıkçası Joe Biden bu konuda sadece Rusya'ya değil Çin'e de bazı mesajlar verdi. Bilhassa siber saldırılarında Rusya ile Çin'in son 6 aydır enerji ve gıda firmalarına saldırıları olduğu belirtiliyordu. Zira Haziran ayında Biden ile Putin Cenevre'de görüştüklerinde Biden Putin'e bir liste vermişti siber saldırısı yapan Rus firmaları aleyhine. O nedenle şu anda Biden'la ne şekilde eğer bu saldırılar Rusya ve Çin'den devam ederse ileride gerçek bir savaşa gidebiliriz mesajını verdiğini söyleyebiliriz. Yani Amerika teyakkuzda bu konuda, çünkü Rusya ve Çin'in belirli sektörlerde siber saldırıları zaman zaman oluyor ve eyaletlerde örnek vermek istersem yakıt sıkıntılarına kadar neden olabiliyor. O nedenle de Biden siber saldırıları ve gerçek savaşa dönebilme ihtimali üzerinde çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki son olarak Amerikan basını bu konuya nasıl bakıyor? Amerika Birleşik Devletleri tabii medyada ikiye bölünmüş durumda. Bir, Trump çok yavaş ve yumuşak bir politika izlemişti Rusya'ya karşı. Biden'ın daha sert bir adım atması bekleniyordu. Ama baktığımızda Trump döneminde 60'ın üzerinde Rus diplomatı sınır dışı edilirken şu anda Biden'da 24 taneyi görüyoruz. Yani Rusya ile Amerika arasında sadece Beyaz Saray değil, Pentagon dışişlerinin politikaları çerçevesinde inişler ve çıkışlar olacağını görüyoruz. Ama istihbarat birimlerinde çok büyük tedirginlik var. Zira Amerikan medyası 2040 yılında Çin'in askeri ve ekonomik anlamda en büyük güç olma ihtimalinin altını çizerek bunun Amerika'ya çok büyük tehdit olduğunu belirtiyor. Siber saldırıların da bu anlamda öneminin altını çiziyor. Yani genel olarak Rusya ile Çin'e karşı çok ciddi şekilde bir dikkat olma mesajını veriyor Amerikan medyası da. Ali Çınar, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Evet, Biden sıcak savaş demişti. Bundan sonra nasıl bir gelişme yaşanacak? Hep birlikte görüp takip edeceğiz.